Evet, hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Şehrin gündemiyle karşınızdayız. Bugün çok tatlı bir ilimizden Yozgat dediğimiz zaman duracaksınız. Yozgat özel bir yer. Aslında Sarıkaya desek daha doğru değil mi? Evet. Sarıkaya Belediye Başkanımız Avukat Ömer Açıkel misafirimiz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Ederim. Hoş bulduk Sabri Bey. Başkanım genelde yerel yönetimlerde bir kentin bütün gündemini, özelini, özetini hepsini konuşuyoruz. Konuşurken de yerel yönetimlerin e, vatandaşın istekleri doğrusundaki hizmetlerini konuşuyoruz. Evet. E, tabii 20 bin nüfuslu bildiğim kadarıyla bir ilçemiz. Birkaç evet. mahallesiyle birlikte dışarıdaki çevre köyleriyle birlikte olgunlaşan bir ilçemiz. Kısaca şöyle bir e, özet Sarıkaya'yı tanıyalım desek nasıl ifade edersiniz? Evet Sarıkaya e, coğrafi konum olarak Türkiye'nin tam ortasında yer alan bir ilçe. Hı -hı. E, 58 tane köyümüz var ilçe merkezinin dışında, biz tabii Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olmadığımız için köyler Sarıkaya ilçe merkezinden mülki olarak ayrılmış bir durumda. Sorumluluk sahamız içerisinde değil ama köyüyle kentiyle birleşik bir yer. Lokasyon olarak başkente çok yakın, Kayseri'ye çok yakın, Kapadokya'ya çok yakın, Sivas'a çok yakın ve Akdeniz ile Karadeniz'i birbirine bağlayan ana yol bizim kasabamızın, ilçemizin içinden geçiyor. 20 bin nüfusu var. Yazları nüfusu 40 bine, 50 bine kadar çıkabiliyor. Çünkü çok gurbetçimiz var ve termal turizmimiz söz konusu. Tam bir Orta Anadolu şehri. İnsanların birbirine anlayışla, hoşgörüyle, güzellikle baktığı, misafirperver insanların yaşadığı bir yer. Yani tatlı bir belde tarzındaki ilçemiz desek daha doğru. Doğrudur. Anadolu'nun bir özelliği var. Batı'ya baktığımızda biraz daha farklı. Batı'daki illerimiz veya ilçelerimiz alınmasın ama Anadolu'nun mistik bir yapısı var. O mistik yapısını özetleyecek olursak toplumun birbirine yakın ilgisi, komşuluk ilişkileri, sohbeti vesairesi her şey özeldir. Böyle bir yerde belediye başkanlığını yaptığınızı bilerek özellikle komşuluk ilişkilerinde en çok övündüğünüz özellik nedir? Cenaze mi? Düğün mü Yani bizim orada yardımlaşma, acı data, dayanışma, da buluşmak mı? acı günlerde insanlar acılarını paylaştığı zaman azalır bilirsiniz. Hı hı. Mutlu günlerinde sevinçlerini paylaştığı zaman çoğalır. Bizim düğünlerimiz bir cenazelerimiz bir hastalarımız bir sünnetlerimiz bir. Dolayısıyla bu insanlar birbirlerine hoşgörü, anlayış ve sevgiyle bakıyorlar memleketimizde. E, tabii ülkemizin Büyük bir çoğunluğunda bu böyledir, buna inanıyorum. Ama birazcık daha misafirperverlik, vefa duygusu, yardımlaşma duygusu... ...mesela ya da aç insan göremezsiniz. Yani herkes birbiriyle yardımlaşır, sosyal, yardım yardım başı, başı sosyal daha yardımlaşması daha güçlü. daha güçlü. Peki, o zaman şuraya gelelim. Mecliste özellikle dönem dönem bazı milletvekillerimizin bir özelliği var. İşte düğün davetiye, sünnet, şölen derken... Her yere gittiğinde mutlaka çam sakızı, çoban harmağı bir şey almak veya götürmek zorunda kalıyor. Evet. Çoğu vekillerin de şöyle bir özelliği oldu. Gündeme de düştü. Ee, maaşlarımız artık davetlere yetmiyor diye. Siz örneğin 20 bin kişilik bir ilçenin belediye başkanı olarak soracak olursam... Evet. Herhangi bir düğüne veya organizasyona gittiğinizde mutlaka eliniz boş gitmemesi gerektiğini bilenlerdensiz. Evet. Evet. Gerçekten külfet olarak size yansıyor mu? Yani yansıyor ama her işin bir bedeli var biliyorsunuz. Evet. Yani siz ilçenin belediye başkanısınız. İnsanlar sizi oraya layık görmüş, getirmiş ve kendi güzel günlerinde de sizleri yanında görmek istiyorlar. Bu da hem dinimizin gereği hem Türk örf adetlerinden birisi gittiğiniz zaman boş gidemezsiniz. Tabii ki iş maaş noktasına gelirse o konunun yetmediği aşikar. Ama işte bizim kendi işlerimiz de var. Devam ediyoruz. Allah herkese çok versin. Amin. Haftada ortalama 45 tane düğüne gidiyoruz. Bizde epey bekar var. Ona göre düğünlere bekleyebiliriz. Ee, i̇nşallah davet ederseniz geliriz inşallah. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Özellikle başkanım şu çok önemli. Ee, yerel yönetimler konusuna dönelim. Kaç dönemdir belediye başkanısınız? Benim üçüncü senem. İlk üçüncü Evet. Peki Altyapı sorunlarına biraz açalım. Geldiğiniz dönemden bugüne kadar yoğunlukla hangi alanlarda çok ciddi yatırım yaptınız? Evet, Biliyorsunuz belediyenin ana görevlerinden birisi altyapı sorununun tam manasıyla çözülmesi. Hı hı. Şimdi biz göreve geldiğimizde bizden önceki belediye başkanlarımız sağ olsunlar altyapı probleminin büyük bir kısmını çözmüşlerdi zaten ama çözülmeyen noktalar da vardı. Evet. biz öncelikle kanalizasyonsuz e, mahalle kalmasın e, mantığıyla bir seçimde strateji yürütmüştük. E, kanalizasyon ağını tamamladık. Çok az bir eksiğimiz kaldı. E, onlarda zaman zaman işte mülkiyet problemlerinden kaynaklanan bazı sıkıntılar var. Ama bir şekilde e, kanalizasyon problemini de e, çözmüş olduk. Bununla beraber e, ilçe yolları biliyorsunuz grup köy yolları var. Köylere bağlanan yollar ile Sizin çok var değil mi Tabii 58 tane köyümüz, 16 tane mahallemiz Bunların var. Bunların altyapılarını nasıl hallettiniz peki? Şimdi köy e, altyapılarını il özel idaresi sorumluluğu altında. E, onlar her sene belli bir bütçe yapıyorlar. E, ve köylerin kanalizasyonunu ve kilit parke taşlı yollarını yapıyorlar. Biz de e, yaklaşık 3 senede e, 350 bin metrekare e, kilit parke taş yaptık. Ee, yapmaya da devam ediyoruz. Ama şu anda bir doğalgaz çalışmamız söz konusu. Doğalgaz çalışması olduğu için iki tane masraf olmasın diye e, doğalgaz hattı geçen yerlerde e, yol yapım çalışmasını durdurduk. Şimdi bu hat tamamlandıktan sonra tekrar e, onları da yeniden Üçüncü düzenleyeceğiz. Masraf veya belediye çıkmasın diye maliyetleri herhalde düşürmek için Önemli gibi tedbirlere bu... başvuruyoruz. Biraz şunu açalım. Ee, İl Özel İdaresi ee, mücavir alan dışı yani küçük iller kapsamındaki olan alanlarla ilgili bütçe konusunda istediğinizi elde edebiliyor musunuz yatırım noktasında? Şimdi biz il özel idaresiyle herhangi bir bağımız yok hı hı. bütçe anlamında. Köy o, onların ya. tabi bütçesi ayrı. Bir hı hı. il genel meclisi var. E, vali Bey'in başkanlığında toplanan e, kend, meclisin bir başkanı var. Seçilmiş il genel meclis üyeleri var. Onlar her sene bütçelerini yapıyorlar. E, köylere hizmet götürme birliği adı altında da bu çalışmalarına devam ediyorlar. Bizim bütçemiz e, tamamen e, şehrin içindeki 16 tane mahallenin hizmetinden sorumluyuz biz. Mücavir alanla imara açık arazimizle beraber yaklaşık 13 bin hektar alandan sorumluluğumuz var. Bizim bütçemizde İller Bankası'ndan gelen paylar ve belediyenin gelirleriyle tespit ediliyor, e, toplanıyor. Yani biz çok şükür bir mali disiplin altına aldığımızı düşünüyoruz belediyeyi. Planladığımız ölçüde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle görüntülerde de görüyoruz buradaki yatırımlar noktasında baktığımızda herhalde bu parke ile ilgili 350 bin metrekareden bahsettiniz. Evet. Sanıyorum bu çalışmalardan bahsediyorsunuz değil mi başkanım? Doğrudur. Bu şehir merkezine yakın olan herhalde. Şehir merkezimizdeki mahalleler. Mahallelerdeki evet. olan yerler. Evet, 16 tane mahallemiz var. Yüz ölçüm olarak çok büyük bir yerdeyiz. İlçe olarak. İmara açık, arazimiz yaklaşık 65 bin nüfusu kaldıracak büyüklükte. <laughs> Dolayısıyla bazı yerlerde yol problemleri çözülememişti bugüne kadar. Biz şu anda bunları ibedilikle çözmeye çalışıyoruz. Çünkü hemşerilerimizin ayağının toza, çamura... E, bulaşmasını istemiyoruz. E, kalıcı bir hizmet oluyor, güzel bir hizmet oluyor. Memnuniyet oranı da bu, bu manada çok büyük. Çok, çok önemli bir husus. Sosyalik <laughs> e, baktığımızda çok düzgün bir işçiliği görüyorum orada. Evet. O düzgün işçilikte de herhalde Anadolu insanının o sevgisi işine mi yansımış? Mutlaka şimdi yani, işçilerimiz ee, ee, şöyle sahiptir. bir çalışma var orada. E, Sabri Bey mahalleli çok sahipleniyor kendisine hizmet geldiği için orada çalışan işçilerimiz hiç boş bırakmıyorlar. Bir hanım ablamız çay yapıp getiriyor. Bir hanım ablamız öğlen yemeğini bizde yayınlıyor. Hani var böyle gereken değerlerimiz. E onlar da yani. tabii ki bu e, şeyleri e, karşılıksız bırakmamak adına daha titiz çalışıyorlar. E, Hı -hı. daha güzel çalışıyorlar. Sağ olsunlar. Peki. Şebeke hatlarıyla ilgili biraz su hat e, konusuna evet. girelim. Kuraklık nasıl sizde? E, bu sene haricinde çok fazla bir kuraklık söz konusuydu. Bu sene, sene bu sene Allah'a yani. çok şükür yağmur iyi yağdı. Ha, bu sene kar iyi yağdı, yağdı ama evet. bundan önceki son 5 senede ciddi manada bir sıkıntı vardı. Bu yeraltı sularını da bir şekilde etkiliyor işte siz de bilirseniz. E, yağmur yağdığı zaman, kar yağdığı zaman onun yerin altına inmesi belli bir zaman alıyor. Yani 6 ay ile 6 sene arasında bir zaman söz konusu. Biraz su seviyelerimiz düştü. Depolarımızdaki, biz artesyen kuyularından çıkarttığımız suyu şebekede e, hemşerilerimize Devletimiz. veriyoruz. E, ama inşallah bu sene yoğun yağışlı geçti. Umut ediyorum gelecek seneden itibaren bu seviye tekrar yükselmeye başlayacak. Çoğu belediye başkanlarımız özellikle uzun vadeli e, ölçeklerde kendi ilçeleriyle ilgili önemli tedbirler alırlar. Bu tedbirlerin başında neydi? Su. Örneğin kaç yıllık planlamanız var? Kaç bin nüfusa kadar planlamanız var? Veya altyapınız kaç bin nüfusu kaldırabilir diye soracak olursa kaç yıllık bir planlama yaptınız? Şimdi normalde su ve şeyle alakalı bir 20 yıllık bir planlama bizden önce yapılmış söz konusuydu. Ama hmm. biz buna ilaveten su kaynaklarının bulunduğu yerde belki sıkıntı yaşarız diye, çünkü nüfusumuz artıyor, biz göç alan bir ilçeyiz. Hmm. Sıkıntı olur diye iki tane yeni su kuyusunu daha şebekeye bağladık. Bunun bir tanesini faaliyete geçirdik. İnşallah bir tanesi de ihale aşamasında, ihalesi bittikten sonra ikinci de faaliyete geçecek. Bir zannederim e, alternatif su kaynakları da arıyoruz. Çünkü su seviyesi gitgide düşüyor. Bununla ilgili e, gerek bakanlığa, gerek iller Bankası'na, gerek devlet su işlerine gerekli yazışmalarımızı yaptık. E, zannederim e, gelecek sene yeni bir su kaynağına bağlayıp bir 50 yıllık problemi, çözmeyi çözmüş olursunuz, inşallah. Mahallelerimiz özellikle köy olan mahallelerimizden biraz bahsedelim. En çok talepleri ne oluyor? Ee, yol. Yol mu? Yol. Ee, Örneğin sosyal, sosyal donatı alanları içerisinde park Tabii tabii özellikle bizim yani zaten bir sloganımız vardı. Biz e, parksız mahalle kalmayacak diye. Tabii e, ilçemizde 16 tane mahalle var. E, yüz ölçümleri de büyük. Bunların birkaç tanesine biz yeni park alanları ihdas ettik. Mesela bir e, sosyal yaşam parkı yaptık. E, i̇şte insanlarımızın rahatlıkla aileleriyle beraber gidip oturabilecekleri bir mesire alanı inşa ettik. Yani e, insanlar şimdi aileleriyle oraya gidiyorlar, çocukları spor aletleriyle, çocuk oyun grubuyla güven içerisinde oynarken kendileri orada mangalda pikniklerini yakıyorlar, ağaçlandırdık, yeşillendirdik bunun dışında başka bir mahalli engelsiz yaşam parkı yapıyoruz. bitmek üzere şu anda bir, bir haftası falan kaldı. Engelli vatandaşlarımızın da bazı hizmetlerden faydalanabilmesi adına yaklaşık 16 mahallemizin hemen hemen hepsinde şu anda bir parkımız olmuş oldu. Şekerpınar'a ayrıcalıklı bir hizmet mi götürdünüz? Evet, Şekerpınar yüz ölçüm olarak büyük bir ilçemiz, şey mahallemiz. Diğer mahallelerimiz kıskanmasın. burada söylüyoruz ama herhalde evet. talepleri de onlar şimdi ekranları da görünce sanıyorum evet. onlar da talep edecekler. Şekerpınar Mahallesi çok fazla hizmet almamış bir mahalleydi ve şehre de biraz uzak bir mahalle. Yani şehrin münferit yerlerinde sosyal alanlarımız var, sosyal tesislerimiz var ama o insanların oradan oraya gelmesi, özellikle arabası olmayan kişilerin gelmesi biraz zahmet oluyordu onlara. Büyük de bir mahalle. Hem Şekerpınar Mahallesi'ne hem Kazım Karabekir Kayapınar Mahallesi'ne hem de şimdi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne yeni bir park yapmış olduk. Bunlar biraz şehir merkezine uzak mahalleler. Yani yerinde hizmet alsınlar diye ben bu konuda halkımızın da memnun olduğunu düşünüyorum. Ama... Peki o zaman şunu sorayım. Hangi mahallede doğdunuz? Ben Sarıkaya doğumlu değilim. Değilsin. Evet, Yozgat merkezinde doğdum. Yozgat merkezindesin. Evet. Niye biliyor musunuz? Ee, özellikle iki mahalleye herhalde biraz daha çok hizmet etmişsiniz. Bir de Kazım Karabekir Mahallesi var. Evet. Görüntülere baktığımızda iki mahallemizi çok güzel hizmetlerle e, şenlendirmişsiniz. E, peki, e, özellikle e, mahallelerimiz, dış dışköylerimiz e, en çok sizden yol istediklerini söylüyorsunuz. Evet. İkinci sırada parklı olacak. Sosyal, Onun donat da, sosyal donatı alanları içerisinde. Yani belediye bize şunu öncülük yapsın, e, yapsın dediklerinde... Tarımsal ekonomi midir? Başka bir yani şey mi? Yani tabii ki var? şu anda memleketin en büyük sorunu istihdam sorunu. Hı hı. Maalesef istihdama yönelik faaliyetler içerisinde belediyenin bulunmasını hemşehrilerimiz özellikle, öncelikle istiyorlar. Ama bu işte bizim siz de yerel yöneticilik yaptığınız biliyorsunuz az yok bu konuları. Belediyelerin eliyle istihdam yaratmak çok mümkün olmuyor. Biz sadece yatırımcıyı teşvik ediyoruz yatırımcı ilçemize geldiği zaman elimizden ne geliyorsa arsa tahsisi, yer tahsisi, araç tahsisi, makine ekmel parkımızı emrine veriyoruz. Yani bazı teşviklerden, kolaylıklardan faydalanmalarını sağlıyoruz ama istihdama yönelik faaliyetlerin artırılması ve desteklenmesi vatandaşlarımızın en büyük talebi. Peki. Başkanım şimdi e, tabii yerel yönetimler deyince birçok alanlara giriyoruz. Örneğin sizin e, bölge bölgenizin, bölgenizin ekonomik e, rehabilite ile birlikte hükümetten desteklenmesi noktasındaki almanız gerekenler. En çok hangi alanlarda ihtiyaç var? Ne bekliyorsunuz? Biz e, iki alanda çok ciddi manada destek almaya ihtiyacı olan bir ilçeyiz. Hı hı. Birincisi tarım ve hayvancılık. E, bu konuda e, çok fazla... Tesisler Sarıkaya'mıza yapıldı, hükümet bunu destekliyor, Avrupa Birliği fonları vasıtasıyla bunlar destekleniyor. Yani ilçemizin hemen hemen her köyünde, her yerinde büyük baş hayvan ahırlarının olduğu, böyle bir süt ve et ürünlerinin üretebildiği tesisler olmaya başladı. Bunlar ilçe ekonomisine bir katkı sağlıyor. Tarım memleketiyiz, toprak mahsulleri silolarını büyüttü ama o tarımla alakalı zaten hükümetin verdiği desteklerin dışında ekstra bir destek de işte bir şeker pancarı fabrikası işte bir buğday üretim tesisi atıyorum bir makarna fabrikası falan bunların yapılması gereken şeyler e tarım ver var mı şimdi yan ilçelerimizde 35 kilometre sağımızda ve 35 kilometre solumuzda iki tane şeker fabrikamız var. Her iki şeker fabrikasına da en fazla şeker pancarını sarıkayalı çiftçi veriyor. Ya en ee, çok sarıkaya üretiyor ama evet. fabrika yok. Daha önceden oralara yapılmış. Belki konum itibariyle evet. şeydir. Neden oralara yapıldı onu tam stratejik bilemiyorum. Stratejik olarak da düşünülmüş evet. olabilir mi? Ortak noktada fazla israf olmadan bir tedbir alınmış bilemiyorum. olması? Bilemiyorum. Ee, ama e, biz birazcık daha tarımın ve tarım ürünlerinin, alternatif tarım ürünlerinin desteklenmesini talep ediyoruz. Peki vatandaşların en çok sizden, ilçelerinizden istediği ne var? Mesela şunu mu istiyorlar? şeker pancarı fabrikası mı istiyorlar veya sulum istiyorlar depolar mı istiyorlar? Ne istiyorlar sizden? Tarımsal girdilerin azaltılmasını istiyorlar. Tarımsal desteklerin çoğaltılmasını istiyorlar. Hayvancılık konusunda ilçe e, ithalat değil, tabi, ihracat kısmında. Tabii evet, hayvancılık konusunda da biraz e, pozitif ayrımcılık e, pozitif e, teşvik istiyorlar. Türkiye'nin genel sorunu hayvancılık politikasına evet. baktığımızda sadece Sarıkayanın sorunu değil. Nedeni de şu. Hayvancılık politikasına baktığımızda, örneğin Doğu ve Güneydoğu'ya baktığımızda aslında Doğu ve Güneydoğu toprak verimliliği ve alan büyüklüğü açısından en çok hayvancılığın teşvik edilmesi gereken noktalardan biri bu ülkede eğer bazı konular konuşulacaksa benim en çok rahatsızlık çektiğim iki konu vardır. Biri Milli Eğitim Bakanlığıdır, müfredatla ilgili sorunlardır. İnşallah yeni hükümet hızlı bir şekilde buna eğileceğini ifade etti. Yine tarımsal ve hayvancılık ekonomisiyle ile ilgilidir. Bu çok çok önemli bir husus. Değerli izleyiciler, şu bilgiyi de paylaşmaktan herhalde gurur duyacağım bir şeydir. O da şu örneğin 1960'lı yıllarda ve 80'li yıllar arasında Bingöl Dağlarında yaklaşık 20 milyon hayvan olduğunu söylüyorlar, küçük ve büyük baş hayvan. Bugün Türkiye'nin tamamını toplayın 20 milyon hayvan bulamazsınız. Artık o seviyeye geldik demek eski de yaylacılık ve tarımsal hayvancılık sektörüne baktığımızda Türkiye'nin gerçekten önemli kaynakları varmış. varmış evet. E, şu da çok önemli. Her şeyi devletten beklemek değil. Toplum da <laughs> varlıklarıyla birlikte hızlı bir şekilde tembelliği tercih etti. Kentleşmeyi, köylü biliyorsunuz. Köyü terk etti. Nüfusu Şehir azalıyor kültürüne yoğunlaştı, rahat yaşamı tercih etti. Yaşam rahat yaşamı tercih ederken de bir taraflara çok ciddi tahribatlar verdik. O tahribatları da bugün bizler yaşıyoruz dışarıdan hayvancılık üzerine birçok gıdayı ithal ediyoruz. Bu da bizim canımızı acıtan en önemli evet. sorunların başında gelir. Bu sadece Sarıkaya'nın sorunu değil. Bunu Şimdi, da böyle ifade e, edeyim. Sabri Bey, tesisleşme konusunda çok ciddi destekler var. Evet. Tesisler konusunda. Ancak ben e, bu hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimizin ana taleplerinden birisi de şu canlı hayvan alımında da e, ciddi manada destek yapılması, <laughs> destek verilmesi gerektiğini e, söylüyorlar. Özellikle biraz önce bahsettiğiniz doğu güneydoğuya verilen desteklerin bir kısmının da e, kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında Yozgat'a da dolayısıyla sarkaya da verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yozgat teşvikte e, teşvik paketine dahil değil mi? E, hepsine dahil değil. Bazı ne, ne bazı de, e, de. Mesela, pozitif olan sizde? E, Organize sanayi bölgelerindeki teşviklerden faydalanabiliyoruz. Hı -hı. Kalkınmada öncelikli yöreler listesindeyiz ama… Kalkınma evet, ajansına bağlı mısınız? Bağlıyız, evet. Peki, kalkınma ajansı bütçelerinden, Sodes'ten ve köydesten şuradan buradan yararlanıyor musunuz? Evet, biz yararlanıyoruz. Biz 3 e, senede 3 tane proje yaptık. E, Oran Kalkınma Ajansı var, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri, Yozgat ve Sivas 3 e, ilin oluşturduğu. 3 e, projemiz de, üçü de geçti. E, bizim işte biraz önce yarım kaldı. Aslında ikinci ana konusu da turizm. E, malumunuz bizde 2000 yıllık bir e, tarihi bir eser var. İçerisinde 48 derece sıcak suyu olan kadimden beri e, termal e, sıcak suyu bundan Roma İmparatorluğu döneminde yapılmış bir Roma hamamı. Roma hamamı. Biz aslında yani hamam derken belki yanlış mı kastediyoruz. Bir ılıca var, bir kaplıca var orada. İçerisinde mitolojik olarak sağlık tanrıçasının, temizlik tanrıçasının heykellerinin bulunduğu, işte dilin dışına çıkmış yılan figürünün bulunduğu ve dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak kabul edilen bir yapımız Bunu var. Bunu bir kez duyuyorum ama yani bu burada da evet. değerli izleyiciler ben şunu da sizlerle paylaşmak isterim. Özellikle Sarıkayalı hemşerilerimiz açısından da başkanımız buradayken bizler sizin sesiniz olmaya çalışalım. Hatta gündeme almak için sık sık Sarıkaya'dan Roma Hamamı'ndan bahsedelim. Çünkü şifa evet. merkezi ve çok eski olan bir yerleşim çok, yerinden çok bahsediyoruz eski. ki. Evet. Ben ilk kez duyuyorum açıkça onu söyleyeyim. İnşallah başkanımız da bizleri davet eder. İnşallah bekleriz. Bir gün geliriz evet, orada hem bakarız hem de aynı zamanda zaman zaman da gündeme getiririz. Değerli izleyiciler özellikle şu çok önemlidir. Başkanım kendini ifade ederken kendi bölgesinin sorunlarından bahsetmişken şu çok önemli bir hususlu sizlerle de paylaşmak isteriz. Her şeyi devletten beklemek değil. Sizler öncü olun, başkanınızı biraz sıkıştırın, biraz baskı yapın. Daha doğrusu Avrupa Yerel Yönetim Fonları'ndan yeterli düzeyde yararlanalım diye düşünüyorum. Nedeni de şu, e, İngiltere'de bu konuda çok uyanık olan e, bir yerel yönetim aklına sahip. Sizler de hukukçu olduğunuz için çok iyi bilmeniz gerekiyor. E, yıllık e, Avrupa Birliği fonuna 1.2 milyar euroluk katkısı olan ama yılda ortalama da 7 ile 13 milyar euro çeken bir İngiltere'den bahsediyoruz ki bunlar çok önemli kaynaklar. Hatta İngiltere birçok bakım onarım işlerini tamamını Avrupa Birliği fonlarından karşılıyor. Evet. Sömürmeyi iyi bilen, Orta Doğu'yu sömürdüğü gibi Avrupa Birliği'ni de sömüren bir <laughs> İngiltere'den bahsediyoruz. Ee, bu konuda her belediyemiz, her köyümüz veya her gencimiz, her aydınımız bu noktada özellikle Avrupa Birliği'nin fonlarından yararlanması noktasından başkanımızdan desteğini isteyerek hibe fonlarından yararlanması gerektiği inancındayım. Eğer siz başkanımıza bu fonları veya bu yararlanmayla ilgili programları götürüp destek almazsanız ben burada söz veriyorum ki sizin sesiniz olacağız. O zaman biz başkanımıza baskı yapacağız. Nedeni de şu. Benim ülkem kazanacaksa hepimiz kazanıyoruz demektir. Yeter ki siz başkanımıza baskı yapın. Başkanım sizi ilgilen almasa biz kabul ediyoruz başkanım. Bunu açıkça biz söyleyelim. E, Sabri Bey göreve geldiğimizde bir bir proje birimi kurduk. Hı hı. Belediyemizde gerek COSCEP'in, gerek kalkınma ajanslarının, gerekse Avrupa Birliği'nin açmış olduğu, İPART'ın açmış olduğu bütün projelere evet. arkadaşlarımız teknik destek sağlıyorlar. Bu gördüğünüz, ekranda görünen Roma Hamamı biliyorsunuz, işte biraz önce bahsettiğim şey. Tarihi Roma Biz bunun tanıtımını da bir şekilde yapıyoruz ama 2010 yılında başlayan bir kazı çalışması var. Kurtarma kazısı halen devam ediyor. 24-25 tane iş yeri kamulaştırıldı kamulaştırdıktan sonra o iş yerlerinin altından yarı olimpik 2000 yıllık tarihe dayanan bir havuz çıktı. Şimdi arka tarafında yine Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Yozgat Valiliğimizin ile çalışan bir kamulaştırma işlemi daha var. Zannederim Eylül ayında falan bitecek. Ekim-Kasım gibi o binalar yıkıldıktan sonra kurtarma kası devam edecek. Henüz öğren yeri kapsamına girmiş bir yer değil. Halen kurtarma kası ve arkeolojik kazılar devam ediyor. O yüzden turist kabul edemiyoruz. Ama Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerinde Türkiye'de gezip görülmesi gereken yerler sıralamasında birinci sırada şu anda. Yine evet. e, Vali Bey'imizin de e, katkısıyla UNESCO Dünya Mirası'na başvurduk. E, i̇nşallah 2017 yılında e, Dünya Miras listesine de gireceğiz e, burayla. E, burası Kapadokya'ya 120 kilometre, Hattuşa'ya 100 kilometre uzaklıkta ikisinin ortasında bir yer yani bugün Kapadokya yılda evet. 1 milyon turist çeken bir yer. Ee, biz de inşallah e, gerek akademisyenlerle gerek konunun e, uzmanlarıyla yaptığımız çalışmalarda bunun dünyada e, iki yerde olduğunu tespit ettik. Birisi İngiltere'nin Bat diye bir bölgesi var. Bununla ilgili bir üniversiteleri var. Bununla ilgili e, tesisleri var. Birisi de Türkiye'de Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde. E, bizimki inşallah... Bu kurtarma kazılarından sonra doğru metotlarla, doğru argümanlarla, iyi tanıtımlarla gerek ulusal gerek uluslararası fuarlarda doğru argümanlarla tanıtırsak inşallah biz de İç Anadolu'nun yani turizm şey merkezi olacağız. Başkanım, siz bir değer olarak özellikle Roma hamamını öne çıkararak Avrupalı gezginleri açarsanız sanıyorum Sarıkaya turizmde payını almış olur. Çünkü Avrupalılar özellikle hatta Türkiye'de yerli turizm de çok önemli bir safhaya ulaştı. Turizm hareketliliği son yıllarda en çok revaçta olan bir hizmet sektörü oldu. Bu hizmet sektöründe mutlaka siz bu Roma kültürü açısından ve hamam açısından gerek yabancı gerek yerli turizm açısından bence ciddi bir şekilde hızlı bir şekilde üzerine düşüp e, yatırım yaparsanız e, il özel idare bütçesinde de burada evet. özellikle teşvikleri alırsınız. E, devre almanız lazım. Kültür ve turizm bir, 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 ba Bakanlığımız bu olur. konuda bize destek veriyor. <laughs> Kalkınma Bakanlığımız en son 7,5 milyon TL kamulaştırma için bize destek verdi. Çok iyi. Bu konuda ciddi destekler alıyoruz ama biliyorsunuz bu bir arkeolojik çalışma. Peki zaman bu, alıyor. Peki arkeolojik çalışmaya da. Kamulaştırmada sizden çok direnç engeline çıkıyor vatandaşımızın bu konuda herhangi bir sıkıntısı yok. Sıkıntısı yok. yok mu? Sıkıntısı İlçemiz yok. kazansın diye böyle kalkıp e, tabii e onu 5 şey yok 1'e e 5 isteyen yok da yani gerçek değerinin e, tam manasıyla bulunmasını istiyorlar. Yani memleketimiz e, da, orada da bir sıkıntı olmaz. Yani inşallah olmayacak gibi görünüyoruz ama ilk başta verilen rakamlar hani bilirkişi tarafından verilen rakamlar biraz e, küçük rakamlardı. Ha tabii mahkemeye başvuruldu, itiraz edildi, bir şey oldu. İnşallah değer, değerini bulacak diye düşünüyorum. Çünkü ticareti kuvvetli olan bir ilçeyiz. İş yeri sıkıntısı olan bir ilçeyiz. E, o insanları da iş yerinden kaldırıyoruz, çıkartıyoruz. E, başka yerlere gönderiyoruz. Belki ilçeyi terk edecekler. Çünkü e, aynı konumda iş yapacaklar, iş yerleri yok. Biz şimdi bununla ilgili çalışma da yaptık. Bir iş merkezi yaptık, şey yaptık ama yeterli olmuyor. E, dolayısıyla hak ettiğinin biraz da zorla alıyoruz. Yani devlet zorla alıyor bir şekilde. Onlar ilçenin katkı, ilçenin gelişmesine e, katkı ödedik. sağlayacaklarına evet. inanıyorlar hemşerilerimiz ama biz gerçek değerinin de verilmesi kanaatindeyiz. Eyvallah. Sevgili yönetmenim orada bir görüntü vardı. Görüntü Roma Hamamı'nın önünde. Bıyıklarıyla birlikte ünlü bir amcamız var orada aslında. Onu bir ekrana alabilir miyiz? Ee, farklı bir model var orada. Evet, bu evet. Pala Dayı. Bu Pala Dayı kim, ney, Biraz da ondan bahsedelim. Evet. Pala Dayı bizim belediyemizden emekli. Hı hı. Biz göreve gelmeden önce emekli olmuş. Bahri Amca, ilçemizin Tepe Doğan Köyü. Bunu biraz büyütebilir miyiz? Evet. Roma Hamamı'na her misafir geldiğinde o mutlaka orada olur. Hatta biz yeni bir... Kültür dergisi çıkardık. Onda da karikatüre konu olmuş hı hı. bir abimiz. Hı hı. Gelenler de onun bu bıyığından dolayı bir resim çekinmek Hatıra, istiyorlar. Hatıra değil mi? Tabi arkasında Sayın Valimiz var benim yanımdaki. Onun yanında İstanbul Yozgatlar Federasyonu Genel Başkanımız var. Yanında Kaymakamımız var. Bunlar Yani e... Paladayı tam Paladayı. Burada kendisine selam ve saygılarımızı iletelim. Evet. Kendisini de böyle de almış olduk burada baktığımızda aslında Anadolu'nun o güzel kültürüne yansıyan, o insanların yüzünü, insanlarımızın yüzüne yansıyan güzelliği de görüyoruz bu arada. Evet, o samimiyet ve güzellik. Samimiyeti var. görüyoruz. Bizim özellikle Sarıkaya demografik yapısına bakacak olursak yerleşik halk olarak oranı nedir ne kadar göç aldınız veya çok eskilere gidecek olursak kaç tane köklü aile var? etnik yapısı evet. nedir diye soracak olursan Şimdi nasıl bin, bir bilgi alırsın? 1900 ilçe merkezi 1957 yılında hı hı. kuruluyor. Ee, 1870'li yıllarda 93 harbinden göçe zorlanan Kars Ardahan muhacirlerinin kurmuş olduğu ilçe merkezi ama köyler tabi tarihi daha eski köylerin 300 yıllık 500 yıllık tarihi dayanan köylerimiz var. Terekeme miydi? Ee, Kars Ardahan muhacirleri terekeme değil. E, ahıska, Şimdi Kars, ahıska Türkü evet, işte Ahıska Türküm o zaman e, Kafkas bölgesindeki evet. yerleşik olan halklardan benim e, yönetmen arkadaşım da İsmail Aydın Bey de sağ olsun zaman zaman karşıdan bahsediyoruz evet. ama e, tatlı bir şekilde bazen canını yakıyorum onun ben. Bilginiz olsun. Değerli izleyicilerimiz bir kısa reklam arasına gideceğiz ondan sonra e, Sarıkaya'dan bahsetmeye devam edeceğiz. Neden bahsedeceğiz? Güzelliklerinden. Kars'tan gelip de Sarıkaya yerleşip güzel bir köy yapmalarında biraz konusunu açmış olacağız bizden ayrılmayın efendim. Evet değerli seçiciler, özellikle Yozgat ilimizin Sarıkaya ilçesinin değerli belediye başkanı Avukat Ömer Açıker. Ee, Sarıkaya'nın güzelliklerinden bahsediyoruz. Evet. Özellikle Kafkasya'dan gelip de e, Rus e, savaşından macer olan hemşerilerimizden evet. bahsediyoruz. Genelde onların yoğunlukla kurduğu bir ilçeden bahsediyoruz. İlçe merkezinde, e, merkez olmasında onların çok büyük katkıları, emekleri olmuş hemşerilerimiz. Ama Sarıkaya çok kozmopolit hı hı. ve insanların birbiriyle e, hoşgörü Rus, içerisinde hocam. yaşadıkları bir yer. Benim e, çok ilgimi çeken şu... Ee, tabii Türkiye'nin tamamına baktığımız o üniter yapısıyla, yani kozmopolit bir yapısı mevcut, onu biliyoruz. Ee, Yozgat'ta ilginç olan, e, Kürtçe konuşan köyler var. Var. Doğru mu? Alevi köyleri var. Var. Sünni köyleri var. Bir de tamamen karmaşık olarak birlikte yaşayan köyler var ve ilçeler var. Evet. Bunu niye bağlıyorsunuz Yozgat'ın bu demografik yapısını? Vallahi Yozgat'ta bir kere herkes bayrağını çok sever vatanını çok Benim sever. Benim çok ilgimi çeken evet. Alevisinin, Sünnisinin vesairesinin herkes Yozgat için ve herkes Türkiye için çok çalışması. Milliyetçi değerlerde çok önemli evet. bir takım özelliklere sahip olması. Şimdi size olması. şöyle örnek vereyim. Bizim yaklaşık 6 tane Çerkez köyümüz var. 8-10 tane Kars Ardahan göçmeni köyümüz var. 8-10 tane Bulgaristan, Yunanistan, Selanik, e Arnavutluk'taki bütün Tabii şey evet. Türkmen köylerimiz var, hı hı. çok eski, 300 hı hı. yıllık, 400 yıllık Türkmen köylerimiz var. Kürt köylerimiz var, Kürtlerin Kürt kökenli hemşerilerimizin yaşadığı yoğunlukla yaşadığı mahallemiz var. Bunların hepsi, vatanı için, milleti için, bayrağı için, dini için. Canlı vermeye hazır olan insanlar. Bu herhalde Yozgat'ın Sarıkaya'nın havasından, suyundan yani, kaynaklanıyor e, diye Yozgat düşünüyorum. Yozgat'a has olan bir şeydir. Ben evet. sayın e, Başbakan Yardımcılarımızdan eski Adalet Bakanımız olan Bekir Bozdağ Bey'in de mutlaka Yozgat'a çok ciddi katkıları vardır. Sağ Bunu açıkça evet. söyleyelim. Ben e, sayın Bakanımızı da e, hemşerilerimizin adına kutluyorum. Nedeni de şu. Ee, gerçekten Adalet Bakanlığı ile ilgili son zamanlarda çok ciddi çalışmalar yaptı ve önemli hususlar hele hele 15 Temmuz sonrası özellikle Türkiye Millet evet. Meclisi'ndeki darbede darbenin yapıldığı akşamın o meclisteki iradeli dik duruşu takdire şayan herhalde Yozgatlılara yakışır bir şekilde temsil ediyor. Yani şimdi gördük. Yozgat'ın havası sert, insanı mert olur derler. Öyle mi? Evet. Havası sert, insanı mert olur. Mert olur. Evet. Ee, yani bu ülke olmasına da yansımış, onu Mutlaka, da görmüş olduk. tabii ki. Peki çok da şehit veriyoruz özellikle baktığımızda belki konusu değil ama yerel yönetimlerden bahsediyoruz ama Yozgat'ın çok şehitleri var. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi birkaç sebebi var. Birincisi Yozgatlılar düşmanla birebir savaşmayı tercih edecek cesarete sahip insanlar. Birincisi evet, bu. az önce de ifade evet. ettiniz. İkincisi de ekonomik olarak. Aileler işte devlete hizmet etsin diye ya da daha çabuk devlet memuru olsun diye asker yapıyor, polis yapıyor. Çocuklar genelde yani istihdam problemi de olduğu için cesur insanlar. Birçoğu polis oluyor, birçoğu asker oluyor ve en ön saflarda savaşmayı tercih ediyorlar. Ve Yozgatlar vatan memleket için canlı seve seve vermeye hazır insanlar. Bizim sadece Sarıkaya'mızda 30 tane şehidimiz var. 3 tane 15 Temmuz demokrasi şehidimiz var. Yani 15 Temmuz gecesi sadece bizim 20 bin nüfuslu bir ilçemizde 3 tane... Bu Ankara'daki şehitler miydi? Ee, evet, 3'ü de Ankara'da şehit oldu. Yani şeydeki mi? Ee, Genelkurmay'ın önünde. Hayır, sivil şehitlerimiz bunlar. Öyle mi? Evet. Sivil şehitler. Sivil Allah rahmet eylesin. Ee, tabii bu ülke için canını feda eden, terörle mücadele eden e, ve bu ülkenin taşının toprağı için canını hiç e, sakınmadan siper eden... Bütün va vatan evlatlarının ruhu şad olsun. Evet. Açıkça bunu ifade edelim. Ee, önemli olan şudur. İşte bu önemli şehitlerimizin sayesinde bugün bu vatan ayakta. Biz onlara minnettarız ve her zaman e, özellikle şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarına mutlaka da e, gerekli saygıyı, hassasiyeti göstermemiz gerektiğini. Biz yani o konuda var. çok hassasız. Bütün evet. idareciler olarak Yozgat'ın bütün idarecileri olarak çünkü o hava Yozgat insanında var. Dolayısıyla biz şehitlerimizin ruhlarının şad olması için onlar ne uğruna şehit olmuşsa, şehadet şerbetini içmişse biz de o uğurda yaşamalıyız. Onlar din için, vatan için, namus için, bayrak için şehit olmuşlar. Biz de o uğurda o yaşayıp sahip, sahip çıkmamız sahip gerekiyor. Biz şehitlerimizin anısına söz vermiştik. Şehit Aileleri ve Gazileri Derneğimiz var bizim Sarıkaya'da. Çok da aktif bir dernek. Bütün... Gazileri ve şehit ailelerini toplumsal dayanışma içerisinde bir arada tutan bir derneğimiz. Onun çok kıymetli e, dernek başkanımız var, Gazi, Hakkari Gazi kendisi de, e, Yakup Ergen Bey. Onların bizden bir talebi olmuştu. Bize bir şehitlik anıtı yapar mısınız diye. Biz de adını Kızıl Elma koyduğumuz, e, tam Sarıkaya'nın da ortasında Sar, bir şehitlik Sarıkaya'da anıtı şehitliğimiz yaptık. şehitliğimiz var mı? Özellikle mezarlık noktasında baktığımızda, akıllara baktığımızda. Var. Şehitliğimiz var. Peki. Başkanım ben özellikle programın sonuna doğru gitmişken e, hanımlara ve beylere mesleki noktalarda yerel yönetimler adına siz belediye başkanı olarak daha güzel nasıl bir katkı sağlanabilir diye el dokunması halılardan evet. başka bir şey mi çeyizlik mi veya taşı mıydı hayvancılığı mıydı bunların tamamına böyle öncülük edebilmek için... Ne gibi seminerler kurslarınız var? Biz yaklaşık bugüne kadar 1500 kişiye girişimcilik kursu verdirdik, ücretsiz olarak. Hepsine bir sertifika koskep tarafından verildi. O sertifikası olan insanlar bu fonlardan faydalanabiliyorlar, <laughs> hükümetin, devletin verdiği teşviklerden, özellikle işte 50 bin liraya kadar faizsiz e, teşviklerden iş kuranlar için faydalanıyorlar. Kossbe. Mikro kredilerden özellikle hanım ablalarımız faydalanabiliyor. Biz Sarka'ya da bir ilki gerçekleştirip bir kadın derneği kurduk. güntülü kadın derneği. E, bu derneğimiz vasıtasıyla da hanımların e, sosyal hayata ve ekonomik hayata katkı sağlayabilmeleri için organik ürünler pazarı açtırıyoruz. 15-20 günde bir ilçe merkezinde bir toplantı salonunda. E, ürettikleri el işlerini Sonra evlerinde ürettikleri organik ürünleri burada pazarlıyorlar. Başkanım şu son zamanlarda organik, tarımsal olarak da organik çok öne çıkmaya başladı. Büyük kentlerde de organik gıdaya çok ihtiyaç var. Evet. Organik pazarı yaygınlaştırma adına bölgenizden ilgili bir öncülüğünüz olacak mı? Biz zaten bu, bu, bu konuyla çalışıyoruz, bu hı hı. konuyla ilgili. Bizim Yozgat'ın dışarıda daha fazla nüfusu var. Bilmiyorum, yurt dışında, İstanbul'da, da, İstanbul'da evet. Ankara'da ve her yerde bizim federasyonlarımız var. Yozgatlar dernekleri, köy dernekleri, mahalle dernekleri, ilçe dernekleri derken bunların hepsinin bir çatı altında toplanıyorlar. Bir Yozgatlar federasyonumuz var, Yozgatlı iş adamları derneklerimiz var. E onların yöneticileriyle zaten sürekli temas halindeyiz, irtibat halindeyiz. E onların talebi doğrultusunda yurt dışına da, yurt içinde bazı noktalara da bu e, organik ve yöresel ürünleri ulaştırıyoruz. Hanım ablalarınızın ekonomiye bir katkısı olmuş oluyor bu şekilde. Sarıkaya olarak en çok nereye göç verdiniz? E, yurt dışı zannederim. Almanya. Almanya. Almanya, Fransa. Ee, Yozgat'ta hemşerilerimizi özellikle İstanbul'da da nüfusunu az olarak biliyorum. Fazla da nüfusu İstanbul'da. Ankara'da çok fazlayız. E, genelde kamu çalışanları açarsından evet. e, özellikle Ankara yoğunluklu olduğunu evet. biliyoruz. Bizim Ayhan Aktağ diye bir okul müdürümüz vardı sağ olsun kulakları çınlasın, o da Yozgatlıydı. Zaman zaman böyle Çapanoğulları Yozgatlandı, bildiğim evet. kadarıyla. Tabii. Çapanoğullarından da bahsederken biraz daha şey kısmına Anadolu'nun eski dönemlerini biraz konuştuğumuzda, İstiklal Savaşı'na konuştuğumuzda Çapanoğullarının düzenine biraz da tartışıyorduk. Burada kendisini yine Anadolu'nun değerli bir okul müdürümüzdü. Başkanım özellikle 15 Temmuz anısına dönecek olursak, 15 Temmuz'daki size etkileri ne oldu? Nasıl bir refleks oldu? Anadolu'nun o değerlerini biliyoruz. Cuntacılara karşı çok dik durduklarını da biliyoruz. Siz o akşam neler yaşadınız? O akşam tabi biz haber aldığımızda ilçe kaymakamımızla beraberdik sağ olsun. Onunla beraber önce hükümet konağı binasını açtık. Ondan sonra... Ee, biz tabii e, parti genel merkezini aradık, onların e, emir ve talimatlarını aldık. Hı hı. Ee, daha sonra e, Sayın Cumhurbaşkanımızın tele, televizyona çıkıp e, halkı sokağa davet etmesi üzerine hep beraber e, ilçe merkezinde toplandık, gerekli tedbirleri aldık. Halk e, ciddi manada e, bu işgal ve darbe girişimine e, demokratik olarak tepkisini ortaya koydu. Hı hı. E, Uzun bir süreçte sabaha kadar da bu işin insanlar peşinde oldular. Hep beraber işte selalar okundu, şeyler yaptı. Neticede bir birlik ve beraberlik örneği sergilenmiş oldu. Bizi bir arada tutan, bizi biz yapan bir bayrağın altında hürce, özgürce, demokratik bir şekilde yaşamanın tadını işte 15 Temmuz gecesi almaya başladık. Mülkiye'ye biraz bakalım. Vali Bey'le, Kaymakam'la ilişkilerinizle, ilçeye katkı anlamında istediklerinizi yerle edebiliyor musunuz? Ee, sağ olsunlar. Çok kıymetli bir Kaymakam'ımız var. Çok değerli. Çalışmaktan onur duyduğum. Yine çalışmaktan onur ve gurur duyduğum çok değerli bir valimiz var. Çok aktif, Sarıkaya için, Yozgat için gece gündüz çalışan... Gerçekten can siperane çalışan mülki amirlerimiz var. Dört tane milletvekilimiz var. Bir tanesi Sayın Başbakan Yardımcımız, daha önceki Adalet Bakanımız. Allah hepsine razı olsun. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Bize menfi anlamda hiçbir şey yapmadılar. Müspet anlamda da ilçenin gelişmesi için, ilimizin gelişmesi için hangi projeyle gittiysek bugüne kadar destek oldular. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Peki. Başkanım son sözlerinizi alalım mı? Sarıkayalı hemşehrilerimize, Yozgat'lı evet. hemşehrilerimize burada söylemek istiyorum. Ben e, şunu söylemek istiyorum. Tabii ki biz 3. E, yılımız. Yani söz verdiğimiz birçok şeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Sarıkaya için çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bu arada bahsettik kanalizasyon ağını tamamlıyoruz. Yol yapım çalışmaları yapıyoruz. E, i̇lçenin en büyük problemi doğalgazdı bugüne kadar. Rabbim bize kısmet etti. Doğalgaz çalışmalarımız başladı. Şu anda yaklaşık 2100'e bir Kasım ayın içerisinde doğalgazı ısıtmaya başlayacağız. Bu çalışmalar devam ediyor. Tabii bu çalışmalar devam ederken bir takım aksaklıklar olacak. Çünkü doğalgaz çalışması yerin altından geçiyor. Kazmamız gerekiyor. Toz olacak, toprak olacak. Biraz sabır hemşerilerimizden onu bekliyorum. Bunda biz iş yeri problemlerini çözüyoruz. Kültürel ve sosyal hayata dokunmaya çalışıyoruz. Bir sinema ve tiyatro salonu yaptık. Bayanlar için bir spor salonu yaptık. Yine bayan ablalarımız için bir lokal yaptık. Bir çok amaçlı salon inşa ettik. Şimdi e, galericilerimiz için bir galericiler sitesi yapıyoruz. Yaklaşık iki ay sonra teslim edeceğiz. Yeni bir terminal binası yapıyoruz. Yeni bir makine ikmal binası yapıyoruz. E, sosyal faaliyetleri devam ettirecekler. İşte emekliler lokaliydi, e, taziye evleriydi, yeni mezarlık çalışmaları. Bunların hepsini gerçekleştirdik çok şükür. Söz verdiğimiz çok az şey kaldı. İnşallah bu iki yıl içerisinde e, Rabbim kısmet ederse bunları da gerçekleştirmiş olacağız. Ben hemşerilerimizden bugüne kadar bizim göstermiş olduğumuz çalışmalar sırasında bize göstermiş oldukları destek, teveccüh, ilgi, alakadan dolayı, sabırdan evet. dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah Peki. bundan sonra da daha güzel hizmetlerle karşılarında olacağız. Evet. Ee, kıymetli Sarıkayalı hemşerilerimiz özellikle ben şunu açıkça ifade edeyim birçok konu alıyorum. Ee, çok konu da alırken birçok konuya da değiniyoruz. Açıkçası şu genç ve dinamik bir belediye başkanına sahipsiniz ki bence e, mümkün oldukça hukukçu olduğu için özellikle ayrıcalıklardan da yararlanın Anadolu'nun küçük ilçelerinde hukukçu bir belediye başkanının olması çok önemlidir. Bir, e, yerel yönetimler adına e, il özel idare hakkını çok rahat alabilir. Evet. E, kaymakamlıklardan, mülkelilerden çok istediğini rahatlıkla talep edebilir. E, bence Sayın Başkan'a daha çok iş düşüyor. E, özellikle sizden ricam şu, ne olursunuz? il özel idare bütçelerini özellikle yatırıma, teşviye veya birçok alanlarda hizmete geri çevirebilmek için mutlaka başkanınızla birlikte valiler üzerine baskı kurarak hakkınızı alın. Hakkınızı alın. Neden bunu söylüyorum? Şu çok önemli Türkiye genelde takdir ettiğim tek il vardır. O il Erzincan'dır. Erzincan halkı ilginçtir. İl özel idare bütçesini net tüketen tek ildir. Dolayısıyla yıllık planlamasını yaparken beldelerinden ilçelerine kadar iline kadar bu konuda bütçesini ve devleti borçlandıran hizmete dönüştüren ayrıcalıklı illerden biridir bu şu günden kaynaklanıyor diye değil. Sayın Başbakan'ın oralı olduğundan dolayı değil. Yıllar öncesine dayanıyor. En az sizler de Erzincan kadar oldun. Ben de bir Bingöllü olarak çok arzuluyorum ama maalesef hükümetin aktardığı genel bütçeyi bütünlü türlü tüketemeyen iller var. Burada da ilgililere duyurulur. Efendim nasip olursa inşallah Sarıkaya'yı görmüş olacağız. Ee, özellikle geldiğimizde oradaki hemşerilerimizi de görmüş olacağız. Ben tekrar yanımıza evet, katıldığınız yoksun. için teşekkür evet, ediyorum. Yoksun. Çalışmalarınıza teşekkür başarılar edelim. diliyorum. Başka. Size de razı olsun.